Ne denir lan buna? Babet köpeği. Babet köpeği. Oldu mu? Ya. Amına kodumuzu. Üstlerden uzun kalsın, yanlardan alalım mı? Bilgisayarına maden kasıyor olabilirler mi? Yok be oğlum. Ya şeyden çaldırdım ya. SRC dosyasıyla çaldırdım. Lomzi, oyun şeyi değil o. Oyun şeyi değil bunlar. Onlar senin bok torban. İki voli bir mi? Ne oluyor amına koyayım? Serafin dursun ya. İki voli biri satmazsın bu arada. Yani ne oynuyorsak buna göre oynayalım. İki voli biri satmazsın. Namzi dur, Allah aşkına dur. Bak gerçekten yayında gerçek yüzümü göstermek zorunda kalacağım. Yürü git şuradan. Nunu'yu salalım. Yok akıllanmıyor. Yok. Yok akıllanmıyor. Heh, gel ben önümde tutacağım bunları. Gel oyna bakalım oynayabiliyor muyum? Gel. Herhalde 4 Dragonmancer'dan çıkmam ben. 4 Dragonmancer'dan çıkmam. Anca Shimmer falan açarım bunu. Sokmam yani. Leona girebilir ama. Gerçi bu da girebilir. Belki şunu da... Belki şeyi de açarım. Bilmiyorum. Bruiser? Maybe? Leona girmez. Dur bakalım. Screensaver dosyası nedir? Ya exe gibi düşün. Bastığın zaman otomatik olarak ekran koruyucusu olarak çalışıyor. Bastım, malware varmış. Bütün her bokumu çaldılar. Ama sadece Twitter'ıma girdiler vizyonsuz oldukları için. Başka hiçbir şeyime girmemişler ama normalde bütün şifrelerim gitti yani. Hazır mısınız? Alamadım geri, hayır. Bot basarken mi çaldırdın kısaca Şükrü? Neye bot basarken? Screensaver. Screensaver ne biliyor musun? Hani ekrana bilgisayara uzun bir süre dokunmazsın da şey çıkar ya ekrandan. Bir görüntü çıkar böyle. Hani bilgisayarını böyle uzaktan baktığın zaman kullanmıyorken bile şey yapar. Görüntü döner böyle. O screensaver. Ben yağmuru attım. Ona da bir şey girdiyse şey yapsın diye. Ya durun şu an ben sana tilt oldum Namize. Tilt oldum sana. Git şuradan. Suratını üfledim kaçtı.
Malware ne abi? Malware virüs işte. Neye bastın ne oldu? Ekran koruyucu. Arkadaşlar bilgisayardan anlamıyorsanız niye soruyorsunuz? Ben anlamadım ki. Herhangi bir bilgisayar bilginiz yoksa neden soruyorsunuz abi? Ne o diye yani. Bu dönemde ekran koruyucu lazım değil ki. Zaten ekran koruyucu indirmek için basmadım. Abi Twitter'ına eklenmiş. Dün gece mesaj atmıştım, haberin olsun. Çok sağ ol ya. İyi ki söyledin şu an. Ben de dur başlığa da yazayım bari insanlar öğrensin. İyi ki verdin infoyu ya. Allah razı olsun. Twitter'ı nasıl geri alamadım? Pazar ya bugün, dönmediler. Support'a yazdım. Dönmediler. Abi Twitter'ını ben çaldım. 5K RP verirsen geri vereceğim. Kimin çaldığını biliyorum ya. 5K RP'yi sana vermem. Ona veririm ama yazarsam. Kimin çaldığını biliyorum yani. Öyle random bir yerden değil. Birinin attığı linke tıkladım. Bu Türk değil. Tanıdık da değil. Tanıdık da değil. Coin'le alakalı da değil. Benim bir coin hesabım bile yok. Ama siz çok gerizekalı konuşacağınız için ben ne desem aynı sorular gelmeye devam edecek. Screensaver dosyası diyorum. O ne diyorsunuz? Malware diyorum. O ne diyorsunuz? Yani nasıl açıklayacağım size bilmiyorum. Şöyle diyeyim ben. O porno seyrediyordum, tamam mı? Porno seyrediyordum. Oradan tamam. Sizin anlayacağınız şey bu. Tamam öyle olsun. Porno seyrediyordum. Altta şey yazmış. Bana basmak ister misin diye link vardı. Tıkladım. Basamadım. Anlayacağınız dil bu sizin. Hangi kategori? Overwatch Widow'u Winston sikerken. Ateşehir Escort'a tıklamadım. Hayır. Abi çok üzüldüm. Link var mı? Paylaştım kardeşim Twitter'dan. Twitter'dan bakabilirsin linke. Hearthstone'a geri dönmeyi düşünüyor musun? Aile evine geri dönmem daha muhtemeldir Hearthstone'a geri dönmemden. Çünkü DC'de Ziya Koltuk kanalı bulamadım, bir sıkıntı mı var? Kardeşim abone olduktan sonra Discord'unu Twitch hesabınla birleştirmen gerekiyor. Sonra görürsün. Sadece abone yetkisi olanlar görebiliyor. Ama yine de göremiyorsan kanalı daha iyi bak. Abi bende de Malware Bytes uygulaması var. Malware dediğin olma. Hayır, o program taramak için. Bilgisayarda Malware'leri bulmak için. Malware bir uygulama değil. Virüsün şekli, adı. Kahve sen abone değilsin ki gözüksün.
gel gel bak. Hazır mısın? Ah. Niko basmayı düşündüm bir anda. Yok ya, gelir. Fena vuruyor ha. Ne yalan söyleyeyim, fena vuruyor. Yoksa. 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 Wow. Abi Twitter'ını çalındığını nereden anladın abi? Bir şey paylaşmamışlar. Paylaştılar. Fakat ben Twitter'ımı çaldırdım diye bildirdiğimde bana Twitter tarih sordu. En son ne zaman girdin Twitter'a diye. 22'si dedim. 22'sinden sonra paylaştığım her şeyi sildiler. Yok şey paylaştılar. Hayır bende değil hesap. Şükrü selam, kokunu merak ediyorum ve seninle tanışmak için ya açık adres vermeni ya da cam bir kavanoza cayır cayır osurmanı ve evime kargolamanı istiyorum. Kötü kokuyor ya bu aralar. Sanırım şeyle alakalı. İçtiğim ilaçla alakalı. Alerji ilacıyla alakalı olabilir. Lemont diye bir ilaç içiyorum. Astım ilacıymış. Astımlar kullanıyormuş falan. Onu içmeye başladığımdan beri çok kötü kokuyor ya. Abi bu sezon ilk defa bugün oynadım. Bana neler yapabilirim, neler dizebilirim, kısaca önerebilir misin? Nissan olsa. Her patch meta değişiyor. Şu anki metada en güçlü dizilim early game'de böyle can tutabilecek Shimmer'lı Kai'Sa, 4 Dragonmancer falan vesaire. Benim sana tavsiyem AP itemlarını Kai'Sa'ya ver. Aç 3 Jade, 2 Dragonmancer ya da 4 Dragonmancer, 9'a git. Orada ejderleri koy. Terra, Aurelion Sol, Shyvana ya da Oshin. Selam. 4 ejder patlat. Yanına bir tane Rakan koy. Bir tane Seraphine koy. Ya da bir tane Barb koy. Bir de Shimmer ejderi de koy. Koy babam koy. Hepsini koy. Ne bulursan koy. Bak adam yapıyor. Bak gördün mü? Bak. 2 level Kai'Sa'yı koymuş. Oh kafası rahat. Valide baş melek işe yarıyor ama bir kere atıyor yeteneği. Yeteneği attıktan sonra her vurduğu 3 atakta bir attığı elektrik AP'den scale oluyor. Yani dönüşünce hasarı sabitlenmiyor. Anlatabildim mi? Yani bu Char mesela dönüşürken can alıyor sadece, o sabit. Dönüştükten sonraki hasarı AP'den scale oluyor. Yani ne kadar AP'si varsa üstünde o kadar artıyor. Bak mesela eskiden olsa abi beni ne anlatıyorsun diyen çocuğa sinirlenirdim. Ama artık sinirlenmiyorum. Çok geliştirdim kendimi ya. Umarım siz de bu kadar geliştirebilirsiniz kendinizi. Size de nasip olur.
Twitter çaldırma hikayeni anlattım mı abi? Twitter çaldırma hikayem şu. Bir markanın Twitter'ın Twitter'ıyla marka yabancı bir marka bir ürün göndermesi ve o ürünü benim Twitter'da paylaşmam üzerine sohbet ediyorduk ki olay sohbet bittikten sonra ürünü seçmeye geldi. Tam ürünü seçecekken bana JPEG fotoğrafları gönderdi. Bu JPEG fotoğraflarını açtım, sıkıntı yok. Tam ürünü seçecektim, bu da animasyonlu versiyonu dedi. SCR dosyası gönderdi. SCR dosyası da screensaver dosyası, yani böyle ekran koruyucu falan yapabildiğin bir dosya. Dedim lan ne olabilir ki, amına koyayım, tıklayayım mı dedim, ya ne olacak amına, bir tıklayayım, hem bir tıkladım bir şey açılmadı, aha dedim yarrağı yedik. Hemen indirdim programları falan, sildim bulaşan şeyi, ama indirip silmem bir şey değiştirmemiş çünkü tıkladığım anda zaten almış hesabı. Geri alacağım mı abi? Hayır. Sattım artık ben o hesabı. Tabii ki geri alacağım. Ne yapacak Twitter'ını? Götüne mi sokacak? Ya Elon Musk bilmem ne bir coin çekilişi diye bir şey paylaşmış. Lan izi, yani takipçilerimin %99.9'u şey, Türk. Bari Türkçe yaz amına koyayım. İngilizce şey yazmış. Wow, 5 Bitcoin kazandım. Hemen tıkla, sen de kazan. Yemin ediyorum bu dolandırıcıların da beyni yok ha. Bu dolandırıcıların beyni sıfır amına koyayım. Azıcık kafası çalışsa yazar oraya, arkadaşlar bu gerçek mi? Herkes tıklayıp bakar böyle, ne gerçek mi lan acaba diye. Yani tek yapması gereken arkadaşlar bu gerçek mi yazmak. Ya da bu halis mi? Ya da şey de olabilir, ciddi olamazsın ya. Ya adamlar ona tıklayacak salakları arıyorsa, bilemem artık. Tıklayan varsa da ben hiç üzülmedim yani. Hani normalde şey derim, ah be hesabımı çaldırdım, başka insanlar da bana güvendi falan, da öyle bir tweet atmış ki, hani ona tıklayan salaktır yani. 5 Bitcoin kazandım, hemen tıkla sen de kazan. Ona da tıklamazsın amına koyayım. Hani ben yine mantıklı dolandırıldım. Ürün seçiyordum, sponsorluk işi konuşuyordum falan. Sayfada gerçekçi duruyordu, takipçisi vardı. Daha önce ürün alanları RT'lediği falan şeyler vardı. Çok gerçekçiydi yani. Oluyor öyle, çok geliyor yani, şu ürünü gönderelim paylaş muhabbeti, o yüzden yadırgamadım yani. Bunları aşana kadar yıkar. Twitter'ı çalması adama ne kazandırdı peki? İşte o linke birileri tıkladıysa birilerinin coin hesabını patlattı, işte olay bu. Benim coin hesabım olmadığı için pek bir problem olmadı. Yani benim coin'im yok, bitcoin'im vesaire bir şeyim. Sıfır, ama setimi patlatmış olabilirim.
Şu an hesap gidik mi yani, çıkayım mı takipten? Hayır oğlum ya. Bakın arkadaşlar, hesap kilitli. O da kullanamıyor şu an, ben de kullanamıyorum. Ne zaman ki Twitter bana mailime geri dönecek, ticket'ıma, o zaman hesaba erişimim geri gelecek. Çetin IQ bugün çok düşük demiş. Çıkart o bugünü cümleden. O bugünü çıkart cümleden, bir daha yaz. Ben sizi böyle seviyorum, sıkmayın canınızı. Ben sizin anneniz babanız gibiyim, tamam mı? Aptal olsanız da seveceğim sizi. Çünkü sana başka link gönderip ikinci kere dolandırırım. Gönder kardeşim. Yani alacağın tek şey Twitter'ım. La 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 la. Keşke bot basmasaydın Twitter'ına Şükrü. Biz seni az takipçini seviyorduk. Ne gerek var? Bot bassaydım keşke, amına koyayım. 2K takipçi gitti. 112K takipçi vardı doğal. Sıfır botsuz. Çaldırdım, 2K takipçi gitti. Bu bir şeyin başında da aynısını biliyorum, biliyorum, aynı kişi yazıyor bot muhabbetini. O yüzden anlayabilirsin. Ben bu zaman kapı mı çaldı? Ben bu zamana kadar hiçbir sosyal medya hesabıma ya da herhangi bir şey, böyle bir fake takipçi, hani sadece bot dedi, çekilişli bile takipçi getirmedim. Hatta şu an yaptığım Ziya Koltuk şeyinde bile, etkinliğinde diyeyim, çekiliş demeyelim, onda bile bir şeyleri takip etmeyi zorunlu hale getirmedim. Yani takip ederseniz sevinirim yazıyordu ama zorunlu değil. O yüzden bütün takipçi gerçek benim, doğal yani. Hiç öyle çekilişe gelen falan da yok. Hatta Riot kod veriyor. Çoğu yayıncı onları takip edenlere çekiliş falan yapıyor. Ben random Discord'a atıyorum aboneler arası. Twitter'dan yaptığım da oldu ama takip edip RT atın falan demedim. Like atın, yorum atın, DM'den yollarım size dedim. Hani böyle takipçi kasmadım hiç onlarla. Ki zaten yüksek bir takipçim de yok, amına koyayım. Ama önemli olan takipçi değil ya. Önemli olan arkadaşlığımız, dostluğumuz, sevgimiz değil mi chat? Önemli olan bunlar değil mi ya? Önemli olan birbirimize karşı duyduğumuz sevgi değil mi? Değil mi? O zaman Ünlem Prime yazarak veya Ünlem Mobil yazarak çıkan linkten Prime ile abone olabilirsiniz. Aynı zamanda ekranın ortasında gördüğünüz şu şeye tıklayarak Prime ile abone olabilirsiniz. Madem arkadaşlık, dostluk, sevgi önemli değil, o zaman Prime ile abone olacaksın. Twitter nasıl çalındı? Overwatch pornosu seyrediyordum. Winston Tracer'ı sıkıyordu. Sonra video avlusunu açarken link vardı. Hem bir videoyu hem Tracer'ı sıkıyor diye link vardı. Tıkladım, çaldırdım. Doğru mıyım? Arıyorum. Arıyorum. Okay. Şimdi herkes sessiz olsun.
Bu board 9'a gider mi? Bu board 9'a gider mi gitmez mi? Bana bu önemli şu an. Bu board 9'a gider mi gitmez mi? Gitmez mi? Bence gider ya. 49 canım var, 80 gold'um var. Her türlü gitmesi lazım. Ama tek sorun var. Board 9'a gider de millet zaten 9 olmuş amına koyayım. Bu board 9'a gitsin abone olacağım. Yani 9'a gider. Şu an bassam gidiyor. Param yetiyor. Abone olmaya yer arıyorum bence sen. Abi selam, Twitter'dan geldim. Bitcoin ne zaman hesabıma geçer? Yarın geçer kardeşim, beklerim. 5 Bitcoin hesabında. Tempest Infinity niye almadın? Çünkü tank item'ım yoktu hiç. Böyle bir gargoyle gibi bir şey olmazsa arka tarafta ne kadar güçlü olursam olayım, ne kadar AP'm olursa olsun sikeceklerdi beni. Tank item'ı aradım. En son Chalice artı bunu bulunca güzel geldi. Ölüyorum. Basalım, bir hasar daha yemeyelim ya. Koltuk devam. 29'unda bitecek. Abi 80 olsun, neden yerdeki goldlara koşuyorsun hala? Hani güzel gözüküyorlardı. 9'a çıkınca kaybetmeye devam etmeyeceğiz, hayır. Bayağı goldum var. Ona vermemeliydim. Onu şeye verecektim. Teraya. Neyse. Ölmeyelim de. Gerisi kolay. Siz benim kim olduğumu unutuyorsunuz bu arada. Ben boyunu win dedim. Siz benim kim olduğumu unutuyorsunuz ara ara, böyle görüyorum chatte. Random falan zannediyorsunuz ama ben boyunu bin dedim. Boyunu kaybetme ihtimalim yok. Soraka'yı niye almadım? Soraka'yı niye almadım ki? Ne fark eder ki bir gold'dan, ne olacak? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bir gold'dan. Tamam. Hadi kal ya. Hadi sen de kalsın. Tera'yı siktir edelim. Hadi Tera da gelsin. Kaç AP'yi sol? 340. Aesol daha mı iyi? Yani Shojin'im yok. Shojin'im yokken Aesol daha iyi. O mesaj ne lan? Oğlum o mesaj ne? O mesajı okuyacak mıyım ben?
O mesajı okumamı istiyor musun gerçekten? Çok baktıkça yoruluyorum mesajı ama okuruz. Sponsorlu oynadığın oyunu bir saldı mı tamamen yoksa oynayacağım mı bir daha yayında demiş. Mavi Duvar 37. ayın kutlu olsun. Hayır oynamayacağım. O sponsorluydu. Yani tanıtmak için oynadım. Biliyorum LTD'yi de tanıtmak için oynamıştım ama çok sevdiğim için Legend TD'yi 300 saat falan oynadık. Ama o oyunu çok sevmedim yani. Yani tanıt dediler, tanıttım. Ama çok sevmedim. Hem yukarı mı kaymış olabilir. Düzeldi mi? Benim saçım niye böyle ya? Gel gel bak. Hazır mısınız? Ah. Ben herkesin dediğini yapıyorum abi. Ama para verdiler. Tanıt dediler, para verdiler, tanıttım. Kameranın kendisi kaymış olabilir mi? Sanki açı bu değildi. 31 çekerken kaydırmış olabilirim ya. Bart neden girmiyorsun? Çünkü Aurelion Sol Carry oynadığım için Evakure ihtiyacım var. Yani Ahşin oynarken Bart sokman mantıklı olabilir de. Bunda değil. Evokur daha iyi mana veriyor. Bart'tan. Ne oldu öleceksin diyenler? 9'a gitsin bu board abone olurum diyenler ne oldu? Kayboldular. Oldular mı yoksa? Abi Manita'ya çok ilgi gösteriyorum diye ilişkiden darlandı. Bir senelik ilişkimiz gerçekten çok kaliteli bir ilişki. Son zamanlarda böyle oldu. Ara vermek istedi. Ben de ara verdiğinden beri iletişime geçmedim. Tam bir hafta oldu. Yakın arkadaşı da olumlu şeyler söylüyor. Bana tekrar sana yazacak. Sen bekle falan diye. Sen ne düşünüyorsun? Bir ilişki işlerinde sadece sevgi, saygı yeterli olması gerekmiyor mu? İlgi gösterme köpeğin. Evet ilgi göster köpek ol muhabbetleri saçma değil mi? Saygılar demiş Ercan Yağız 07. Ercan şimdi öncelikle yaşın bilmediğimden çok yorum yapamam. Belki çok yaşın yüksektir, büyüktür ve olgun biriyle birliktesindir. Harbiden zamana ihtiyacı vardır. Dediğim mantıklı olabilir. Ama yaşın böyle 25-26'dan azsa, kız arkadaşın da yaşı 25-26'dan azsa o ilişki bitmiş. O ilişkilerde ara verdiğin zaman o ne demek biliyor musun? Ben bir bakayım daha iyisini bulabilir miyim diye. Bulamazsam sana dönerim. Bence sen bunu kabul etme.
Ama hani yaşınız çok büyükse belki gerçekten kafasını dinlemeye ihtiyacı olmuş olabilir. Bu gold'u ben ne yapacağım ya? Sonraki oyuna götürebiliyor muyum ben bu gold'u? Grace mi üçlüyoruz? Yüz gold'la maç bitirdikleri başlık atarsın abi YouTube'a. Aa, YouTube'a atabiliriz zaten. Ben YouTube'a bayağıdır şey atmıyorum. TFT. Hadi bunu YouTube'a atalım. Oley. Ay YouTube. Nomizi YouTube'a selam ver Nomizi. Nomizi kalk YouTube'a selam ver. Kalk YouTube'a selam ver. Hadi YouTube'a... Oğlum ölü taklit yapma, YouTube'a selam ver. Gel gel bak. Bak bak. Açmışsınız. Ah. Tamam hadi git hadi. Adam Efe attı. Neyse. Kolay oyundu. Ben hiç zorlanmadım. Okan'a yazalım. Açmışsınız. Ama Okan'ın da şeyi kapalı. Okan da Discord'u banlandı ya çocuğun. Nereden yazacağım ki ben Okan'a şimdi? Twitter'dan yazıyordum. O da benim kapan şey çalındı. Gerçi geri alacağım. Unfollow'lamayın. Geri alacağım ben onu.